o dönemde semineri benim emrimle sevk iddia edilmiştir. Eğer bir suç varsa o suç bana aittir, ben kendi savunmamı yaparım. Türkiye kan donduran ayrıntılarla dolu balyoz darbe planını bir gazetenin 20 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan nüshasından öğrendi. Fatih Camii bombalanacaktı manşetiyle kamuoyuna bomba gibi düşen haberde 2003 tarihinde hazırlanan balyoz harekat planının ayrıntıları verildi. Efendim göreve gidiyorum. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum. İddiaya göre dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde darbeye zemin sağlamak için Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraş Kod adlı eylem planları hazırlandı. 5000 sayfalık belgelerde Fatih ve Beyazıt camilerinde bomba patlatılarak hükümetin sıkı yönetim ilan etmeye zorlanması, Yunanistan hava sahası üzerinde bir Türk jetinin düşürülerek halkın galeyana getirilmesi ve darbe sonrası demokrat görüşlü gazetecilerin tutuklanması gibi planların olduğu ileri sürülüyordu. 30 Ocak 2010 günü haberi hazırlayan gazeteci Mehmet Baransu, elindeki belgeleri bir bavul içerisinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne teslim etti. Dosya için Mehmet Berk, Bilal Bayraktar ve Ali Haydar adlı savcılar görevlendirildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında emekli generaller ve muvazzaf subayların da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı. 4 gün sonra soruşturma kapsamında 13 ilde biri emekli, 17'si muvazzaf, 18 asker daha gözaltına alındı. 3 Mart 2010 günü tutuklananların sayısı 41'e ulaştı. 19 Temmuz 2010'da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılarının hazırladığı iddianameyi kabul ederek tamamı asker 196 kişi hakkında dava açtı. İddianameye göre plan 5 aşamadan oluşmaktaydı. 1. aşama istihbarat faaliyetlerinin yer aldığı ve tamamlanması, 2. aşama askeri müdahale için zemin hazırlama süreci olduğu öne sürülmesi, yani 1. Ordu merkezli İstanbul ve çevre illerde sıkı yönetim ilan edilmesi, 3. aşama askeri müdahalenin fiilen ilan edilmesi, 4. aşama yürütme görevinin Milli Mutabakat Hükümeti tarafından devralınması. 5. ve son aşama ise yürütmenin tekrar sivil yönetime devredilmesi için seçime gidilmesi. Balyoz darbe planı ve ekleri 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir plan seminerinin parçası olarak sunuldu. O dönemde semineri benim emrimle sevk iddia edilmiştir. Eğer bir suç varsa o suç bana aittir, ben kendi savunmamı yaparım. Bu kadar insanı buraya getirmenize lüzum yoktur diye beyanatta bulundum. Plan seminerini hazırlayan ve yöneten dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, bu darbe planını hazırlamakla ve seminerde darbe provası yapmakla suçlandı. Davaya ölünceye kadar devam edecek. Başka bir şey yok. 968 sayfalık iddianamede sanıklara Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren, ıskat ve vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek suçlaması yöneltildi. Aralık ayında Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir dizi askeri casusluk ve şantaj iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne özel yetkili savcı Fikret Seçen başkanlığında yapılan baskında İstihbarat Kısım Amirliği Odası'nın döşemesi altında 10 çuval belge ele geçirildi. Bu belgelerden 43 klasörünün balyoz harekat planı ile ilgili olduğu anlaşılması üzerine ilgili belgeler, balyoz darbe planı davasını yürütmekte olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde ele geçirilen belgeleri dava dosyasına ekleyen mahkeme, 11 Şubat 2011 tarihinde dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması gerekçeleriyle 134 sanığın tutuklanmasına, 29 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Bu sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Engin Alan, Süha Tanyeri, Feyyaz Öğütçü, Mehmet Otuzbiroğlu, Şükrü Sarıışık,
Kadir Sadıç, Gürbüz Kaya, Halil Helvacıoğlu, Abdullah Gavremoğlu gibi isimler de bulunuyordu. 29 Mart 2012 tarihinde Balyoz davasında savcı 920 sayfalık mütalasını mahkemeye sundu. 6 Nisan 2012 tarihinde mahkeme Balyoz duruşmasında açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 11 avukat hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Biz tarafız. Niye? Çünkü biz hak ve özgürlüklerden yana, hukuk devletinden yana, adil yargılanma hakkından yana tarafız. 3 Ağustos 2012 tarihinde ise Ergenekon davası kapsamında tanık olarak dinlenen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Balyoz seminerinde amacı aşmışlardı, uyardım demişti. Bir anlamda Özkök'ün sözleri Balyoz darbe planının gerçekliğini ortaya koyuyordu.